Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yıl aradan sonra PES Mobile 2020 bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. İlk önce kadromu tanıtacağım. Kalede 94 Oliver Kahn, stoperlerde Van Dijk ve Pique var. Sol bekte taklayan Figo, sağ bekte Trent Alexander-Arnold, orta sahada Miralem Pjanić. Oyun kurucu da De Bruyne ve Messi, sağda Salah, santraforda Lewandowski ve solda Neymar var. Yedeklerde Agüero, Griezmann, ondan sonra Gabriel Jesus, Sterling, Skriniar, Gakpo ve defans forta sahaya koyunca 94 olan David Beckham var. Ben buraya unutmazsam yedeklere istediğim bir oyuncu var. Real Madrid kulüp selection gelecek ve Gareth Bale gelecek. Gareth Bale'ın hızı çok iyi olduğu için Salah'la denişimle oynayabilirler. Benim Gareth Bale çok sevdiğim bir oyuncu. O yüzden gelirse şey yapacağım arkadaşlar. Bir görüntü bulabilirsem Gareth Bale'ın kulüp selection resmini de zaten buraya koyarım editle. Ve etkinlik moduna giriyoruz hemen. Ha, ben bu arada size rezervimi göstermedim. Onları da göstereyim. Orada da çünkü çok iyi oyuncular var. 94 terste gelen Maradona, Adriano, Agüero, ikinci Agüero falan, Thiago, Werner falan. Siz bakın işte Felix falan, böyle indiriyorum. Tekrar yukarı çıkartıyorum. Bu şekilde. Oliver Kahn çok iyi bir kaleci bu arada. Bu arada değişik müzikli bir araba geçti ama benimle hiç böyle ilgisi yok bunun. Hemen orta seviyede bir rakip gelsin. Napoli geldi. Napoli'ye karşı bu kadroyla mücadele edeceğiz. Napoli'nin kadrosu da bu şekilde. Insigne falan var işte. Ve maça giriyoruz arkadaşlar. Ben maça girene kadar bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Ve ekran geldi. Napoli'ye karşı olan mücadelemiz milli vuruşuyla başladı. Benim armam bu arada Paris Saint Germain. Yani PSG. Insigne'de top şu an. Insigne'den aldı Trent Alexander-Arnold. Arnold'dan geriye Pjanic'e. Pjanic'den Gerard Pique'ye. Gerard Pique'den taklayan Figo'ya. Neymar'a verdi. Neymar'ın numarasını hala değiştirmeyi unutmuşum. Tüm takımın numarası değişti ama bir tek Neymar'ın numarası değişmedi. Adam, herkesin numarasını düzgünce ayarladım. Bir tek Neymar'ın numarasını yapmaya üşendim ya. Adam hala 3 numara giyiyor. Stoper numarası giyiyor. Yoksa tüm takımın numaraları düzgün. Neymar'ı gördük. Neymar'ın ortası. Çok kötü yere be Neymar. Ospina kaleci vuruşunu kullandı. Tolisso. Hop, çok güzel döndü. Ama faul yapmışız göğe. Ama bence o pozisyon. Asla faul olamaz. Evet, videoyu devam ediyoruz arkadaşlar. Burada adamlar serbest vuruşu kullandı. Dakikalar 17 bu arada. Salah'tan top alma mücadelesi. Arnold aldı topu ama tam kapamadı gibi Messi. Tekrar aldılar. Insigne. Taklayan Figo. Gerdi pasını Gerard Pique. Gerard Pique'den uzun bir pas. Salah'a mükemmel bir pas. Salah. Muhammed Salah. Ne kadar kötü bir kontrol edişi o Salah ya. Bu arada oyunu 2 senedir oynuyorum ama daha ilk defa videosunu çekiyorum oyunun. Eskiden kanalımda Minecraft videoları vardı. Ben video çekmeyeli kanal 30 aboneye geçmiş.
İnşallah bu video çok izlenir ve abone olur diyor. Abone alır diyorum. Salah da top. Aa, kontrol edemedim bir de. Virgil aldı, Arnold. Salah'tan geçmiyor. Arnold mesela 66 numarasında. Arnold'u biraz orta sahanın o tarafa geçirdim. Hadi. Top alma mücadelesi veriyor oyuncular ve Salah sonunda. Salah'tan Lewandowski'ye. Lewandowski'den geçmiyor. Manolas. Kevin De Bruyne. Neymar. Neymar'dan Leva'ya. Lewandowski. Gol. Sol alt köşeye. Lewandowski ile şöyle gidelim ve Lewandowski gol sevincini yapsın. Lewandowski atıyor, gol oluyor. Lewandowski. Güzel bir gol. Brawl Stars videosu çekmemi istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Brawl Stars'ta da hesabım 10.000, kupa Mr. P falan var işte. Onu da oynayabilirim. Taklayan Figo. Salah'a güzel bir pas ama geçmiyor. Salah ortalamaya çalışacak. Güzel bir orta yine de top almaya çalışmasına rağmen. Kevin De Bruyne, kaleci Ospina. İlk yarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu arada ses kayması yok, önceden söyledim sadece. Ve değişikliklerimizi yapacağız. Ben Sterling'i almayı düşünüyorum. Neymar'ı oyun kurucuya çekeceğim. Sterling'i alacağım. Bakalım, Sterling'i aldık. David Beckham'ı aldım. Bir de son değişiklik hakkımızda kalsın, ya Gabriel Jesus ya Griezmann ya da Agüero'yu alırız. Forvet'e üçünden birini alırız. İkinci yarıya iki değişiklikle başlıyoruz. Yani sakatlık falan olur, o yüzden bir değişikliğimi sakladım. Beckham'dan güzel bir pas ama Salah yetişemiyor. Bu arada videoya başlayalım 7 dakika 7 dakika 50 saniye falan olmuş işte. O civarlarda şu an 8 dakikaya geldik. Lewandowski'yi almaya çalışıyor topu. Malonas. Bu arada David Beckham'ın serbest vuruşları 99. Beckham aldı topu. Beckham çekti. Beckham'dan Messi'ye güzel bir pas. Lionel. Lionel Messi. Salah'ı gördü. Bu arada adı Lionel Messi diyorum. Bu arada benim en sevdiğim futbolcu Messi. Onu da söyleyeyim de. Lewandowski ve dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu düşündüğü futbolcu da o, zaten son sezonki performansından. Bu arada ikinci golü attık Lewandowski ile. Pozisyon tekrarını izliyoruz şu an. Yani basit bir maç olarak geçiyor yani. Bu maçta çok zorlanmadım ama rakip de iyi yani, pas veriyor birbirlerine. Sterling yani daha yeni girdi. Daha top ayağına bile gelmedi Sterling'in ya. Neyse, normalde çok iyi oynuyordu da belki video heyecanıdır. Şaşak. Dakikalar 64. Beckham'ın ortası. Beckham çok kötü o yere attım ya topu. 3 numarasıyla Neymar. Normalde 11 yapacaktım da. Hatta 11 boşta, niye yapmıyorum bilmiyorum. Neyse, video sonunda yaparız. Videoyu durdurup ya da yok, gerek yokmuş. Tamam arkadaşlar.
Devam ediyoruz arkadaşlar. Bari madem şey yaptık, Lewandowski yorulmuş bayağı. O yüzden Lewandowski'yi çıkaracağım. Şey yapacağım. Yerine Antoine Griezmann çok geri geliyor. Gabriel Jesus'u alacağım. Griezmann'ı da alabilirdim veya Griezmann'ı sola alabilirdim. Ama öbür videoda söz veriyorum. Griezmann sevenler için Griezmann'ı oynatacağım. Agüero severler için de Agüero'yu da alacağım oyuna. Agüero'nun boyu kısa ve çok şey geliyor bana. Oynayamıyorum çok fazla ama yine de oynamaya çalışırım. Yani oyun dursun da bir Jesus girsin bari. Adam maçı giremeden maç bitecek resmen. Dakikalar 80. Hop, Messi'den pas denemesi. Hadi ya. Alan. Alamadık. Insigne'de şu an top. Hop, Beckham'dan güzel bir pas. Lava'ya geçmiyor. Ospina. Ama ile alamadık. Evet. Hop. Pike. Aldık. Ve 90. dakikada Gabriel Jesus oyuna dahil oluyor. Oyuna gelir gelmez maç bitecek büyük ihtimal. İnşallah top bir kere de olsa gelsin çocuğu. Gabriel Jesus. Uf be. Elan ve maç bitiyor arkadaşlar. 2-0 kazanmayı bildik. Bence biz daha iyi oynadık ve maç bizim aklımızdı zaten. Oliver Kahn 11. seviyeye yükseldi. Başka da seviyeye yükselen yok. Zaten çok max. Bu yüzden yani. Antrenman bile o diyor. Keşke antrenman olsa. Galiba geldi mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hadi forma numaralarından da Neymar'ı bir 11 veya 15 yapalım. Veya 9 falan fark etmez işte. Ay, yanlış yere geldim. Pardon. Forma numarası. Düzenleyi bastım. Dokuz giysin ya da Neymar ya. Neyse, Neymar 9 giymesini istedim. Evet arkadaşlar, bu videonun burada sonuna gelmek istemezdim ama bu sabah tüm topları açtığım için mecburen sonuna geleceğim. Ve şey, şurada bari saçma sapan oyuncular var ama mevcut oyunculara bakın arkadaşlar ya. Bu kadar kötü oynuyor olur. Neyse, bir açalım en azından. En azından boş geçmez. Acaba ne gelecek? Ne kadar çok şaşırdım. Takımda bir tek Ronaldo ve Mbappe eksik. Ronaldo gibi adam çıktı. Baksanıza ya. Bu kadar kötü bir adam çıkabilir mi? Ben Ronaldo'yu kötü demiyorum bu arada. Sadece adamla dalga geçmek için söylemiştim. O kadar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın.
Görüşürüz. Ha bir de şey, size bir şey söyleyeceğim. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsan yorumlara yazıp like atmayı unutmayın. Benim bir videom var arkadaşlar. Bayağı izlenme oluyor videolarımda ama abone olan olmuyor. O yüzden abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.